Merhaba, kanalıma hoş geldin. Bugün Aton Cem'in Air Mikrofon Pro modelini inceliyoruz. Bugünkü konuğumuz bu görmüş olduğunuz Aton Cem markasına ait Air Pro mikrofon. Ve zaten şu anda yakamda da sesi almış olduğum mikrofon. Zaten benim kanalımı takip ediyorsan uzun süredir bu yaka mikrofonunu kullanıyorum. İlk kullandığım yaka mikrofonlarından sonra bu mikrofonla artık içeriklerimi ses kaydımı yapmaya başladım. Mikrofonun kutusunu açmadan önce zaten bir tane parçası burada, bir de şu anki telefon üzerinden çekim yaptığım için diğer parçası da telefonumda takılı. Kutunun üstünde zaten resmi gözüküyor bir adet alıcı iki tane de yaka mikrofonu bulunuyor. Yani bununla dışarıda röportajlar yapıp uzaktan kamera şakaları yapabilir veya kili videolar çekiyorsanız kullanabilirsiniz. Ses performansını zaten şu anda videoda ürünü anlatırken duymuş oluyorsunuz. İç performanstaki sesi bu şekilde. Dışarıdaki sesleri filtreliyor ve gürültü engelleme modu bulunuyor. Ekstra eko modu bulunuyor. Bir tuşa bastığında eko moduna geçiş sağlayabiliyorsun ve yankılı şarkı söylemedir. Karaoke'dir. Bu tarz şeylerde yapmana imkan veriyor. Piyasada kablosuz yaka mikrofonlarına baktığımızda fiyatlar bir tık yüksek bu mikrofona göre. Ama bu mikrofonun fiyatı diğer mikrofon kardeşlerine göre altta aslında zirveyi Aton GM Air Mikrofon Pro karşılıyor şu anda. Birçok içerik üreticisi, birçok YouTuber'ın da yakasında veya videolarında görmüş olduğunuz bir mikrofon. Hadi şimdi kutusunu açalım. Geldik ürünün kutusunu açmaya. Hemen birlikte kutuyu bir açalım. Öncelikle şuradan kaldırıyoruz üstünü. Ve zaten bir taşıma çantasıyla geliyor. Bu da gayet lüks ve premium sınıfta olduğunu gösteriyor. Yapı olarak baktığımızda güzel bir yapıya sahip diyebilirim. Şimdi birazdan kutusunu açacağız. İçerisinden bir adet de kullanım kılavuzu ve burada nasıl bağlantı yapacağınızla ilgili gerekli tüm bilgileri anlatan dergi şeklinde bir kitap bulunuyor. Ürünün yan kısmından fermuarını açtığımızda içerisinde birçok ürün bizi karşılıyor. Şimdi şöyle bu diğer mikrofon bir tanesi benim bunlar da şu anda konuştuğum yakama takılı olan mikrofon ve bunun orta kısmında bir tane de alıcısı bulunuyor. Alıcısıyla birlikte iki mikrofon ediyor. Şimdi şuradaki parçalarına bakalım hemen. Bu Type C girişli, Type C'den Type C'ye bir giriş. Bununla Android telefonunuza takabiliyorsunuz benim şu anda yaptığım gibi. Benimkinin bir ucu Type C, bir ucu da Lightning girişli. Diğer aparatlara baktığımızda ise burada bir adet kulaklık çıkıyor. İstersen kendi sesini dinleyebiliyorsun bu kulaklıkla. İstersen de alıcıya takıp seni videoya çeken kişi sesinin nasıl geldiğini duyabiliyor. O da yetmezse iki tane zaten kulaklık var. Birini sen tak sesin nasıl geliyor dinle, diğerini de kameraman taksın ve ikiniz de sesinin nasıl geldiğini duyabilirsin bu şekilde. Bu ürünlerde DSLR kamerayla bağlantı yapabilmenizi gerektiriyor ve bilgisayara takabilmeniz için de bir kablo daha var. Bu kabloların hepsi çoğu markada ücretli oluyor. Buradaki kablo da bilgisayarla bağlantı yapabilmenizi sağlayan kablo olarak kutu içerisinden iki tane detket çıkıyor. Bunları da size göstereyim hemen. Bunlar rüzgar engelleyici, hışırtı engelleyici. Ürünün detketini bu şekilde taktığınızda böyle bir süngerimsi bir yapısı var ve hışırtıları, rüzgarı almıyor. Çünkü mikrofon şu üst kısımda oluyor. Hemen göstereyim. Buradan algılıyor sesinizi ve bu da bu şekilde bir yapı olduğundan mikrofonu alt kısmını alıyor ve yanlarından, önünden, arkasından rüzgar gelmesini engelliyor. Yaklaşık iki aydır iki buçuk aydır bu ürünü kullanıyorum. Daha yeni videosunu çekebildim arkadaşlar. Diğer videolarıma bakarsanız tüm ses kayıtlarımı bununla alıyorum. şöyle gösterelim. Yanda kulaklık girişi. Burada Type-C girişi bulunuyor. O kulaklığı takabiliyorsunuz az önce gösterdiğim. Burada da modları bulunuyor. Seni ister mikrofonu kısabilir, istersen de yükseltebiliyorsun. Ve burada da açma kapama yeri bulunuyor. Hatta şöyle de basıp göstereceğim sizlere. Basılı tuttuğunda direkt üzerinde bir ışık yanıyor. Ve ışık da burada yanıp sönüyor bağlı olduğunu yandığında anlayabiliyorsun. Yanıp söndüğünde bağlı olmamış oluyor. Ürünün içerisinden çıkanlar bu şekildeydi. Kutusunu birlikte açmış olduk sizlerle. Biraz da teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum sizlere. Öncelikle ürün 2.4 GHz de bağlanıyor. Ve bakmış olduğumda bilgisayara, video kameraya, DSLR kameraya, dijital kameraya hepsine bağlanabiliyor. Ekstra Bluetooth'u bulunuyor. İstersen iPhone'la Lightning girişiyle kullan, istersen de Type-C Android bir telefonla kullanabiliyorsun. Bakmış olduğunda kutunun şu üst kısmında tüm bilgiler yazıyor. Livestream yani canlı yayınlarda da bu mikrofonu kullanabiliyorsun. Ulusuz yaka mikrofonları piyasasına baktığınızda bu ürünün içinden çıkan ürünlerin hepsini ekstra olarak alıyorsun. Telefon bağlantı aparatı, video kamera yani DSLR kamera bağlantı aparatı vesaire bunların hepsi ekstra olarak geliyor ama Atoncian hepsini bir kutu içerisinde toplamış. Gerçekten de şunu söylemek istiyorum yani. Şimdi bunu yücelt diğerlerini göm değil. Hepsinin kendi klasmanında Ses performansı ayrı ama fiyat performansına baktığımızda e, bu kadar ekipmanın çıkması, bu kadar ürünün, aparatın içerisinde olması bu fiyatı karşılamıyor mu sizce de? Bence karşılıyor diyebilirim. Ürünün üzerindeki led paneller sayesinde şarjının bitip bitmediğini görebiliyorsun. Evin içerisinde odalar arasında geçiş sağlıyorsun. Şimdi beni burada hayal et kamera burada tam karşımda 2 metre uzağımda ve ben diğer odalara geçiş yaptığımda arada duvarlar varsa kesinti yaşıyorsun. Bunu çoğu kablosuz mikrofonda yaşarsın bunu da söyleyeyim. Dış ortamda da deneyimleme fırsatım olduğunda şunu fark ettim. Aramda herhangi bir mesafe olmasa da, tanların içerisinde ve birçok cihazın aktif olduğu bir alanda test ettiğimde 15 metreden sonra kesinti başlıyor ve ses gidip geliyor. Eğer bu mikrofonla kayıt yapıyorsan bu şekilde kameraya bakman gerekiyor. Arkanı döndüğünde çok yeni kablosuz yaka mikrofonunda olduğu gibi ses kesilmeye başlıyor. Ne kadar uzak veya yakında olsan değişmiyor. Arkanı döndüğünde kesintiler başlıyor. Ama şöyle bir şey düşün. Yan tarafa doğru yürüyorsan bir problem yok. Yani alıcıyla aranda böyle engel olmadığı sürece hiçbir problem yaşamıyorsun. Mikrofon şu anda yakamda. Son olarak bunu da anlatayım. Şuradaki kısımdan ses alıyorsunuz. Ve dead var. Yani dışarıda ya da evde herhangi bir yerde rüzgar sesinden ya da farklı seslerden engellemek istiyorsan videonun içerisindeki sesi direkt dead yani 3 ediyor. Yumuşak böyle süngerimsi yapıyı üstüne taktığında ve oturtturma yerleri bulunduğu için dışarıdaki rüzgar sesi ya da farklı hışırtı seslerini almayabiliyorsun. Müzik açtım ve şu anda müzik son seste ve konuşuyorum. Nasıl bir ses aldığını göstermeye çalışıyorum. Ya yaklaşık 10 santimlik bir mesafe var aramda. Şimdi bir de susuyorum. Mikrofonda sesine filtreyi basıp seni robotikleştirmiyor. Yani sesin robotik bir şekilde karşıya gitmiyor. Şarj yaklaşık 4-5 saate kadar gidiyor. Bu şekilde açık kalsın ve sürekli kayıtlı olayım ya da kayıt aralarında da açık kaldığında 5 saati rahat bir şekilde gördüğüm oldu. Mera'ya, telefona veya bilgisayara taktığınız alıcının şarj süresi de yaklaşık 2-2,5 saat içerisinde full şarjı tamamlamış oluyor. Alıcı ve mikrofonlarla birlikte 5 saatten fazla bir sürede kayıt imkanınız bulunuyor. İncelememiz bu kadardı. Açıklamaya bir link bırakıyorum. İstersen oradan satın alabilirsin ürünü. Beğendiysen de videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutma. Görüşmek üzere.